Evet sevgili izleyiciler, Cenk amcanız bir duygu fırtınası içerisine girdi. Evet. Çıktın mı Cenk duygu fırtınasından? Çıktım, o karakterden çıktım, şimdi başka bir karaktere geçtim. Gerçekten çok teatral bir insansın. Teşekkür ederim. Bir kahkahadan hüzne geçişi canlandırdım. Teşekkür ederim. O yüzden Cenk amcanızın canlandırdığı bu karakterin ismi Hüznü sevgili izleyiciler. Hüznü ve de kardeşi Vezni. Ece Vezni. Ece Vezni. Ben de sessiz böbürlerimle sizlere katkıda bulunmaya çalıştım. Ben de teşekkür ederim. Şimdi tabii... Sadece sen mi selam vereceksin izleyicilerimize? Güldüğümüze bakmayın, içimiz kan ağlıyor. Çünkü yine, bakın... Ay, İçimiz kan alıyordu ama dışarı vurduk. Evet. Çünkü yine bazı yasak ve şeyler yapmışsınız. Banal bölümümüze hoş geldiniz sevgili izleyiciler. Neden banal bölüm? Çünkü sizleri banladığımız güzide bir bölümümüz. Yorum. Banez. Banal. İbanez dedin. İbanez. Evet. Şimdi önce Işıl Hanım. Işıl Hanım, Işıl Hanım, şimdiden sizi banlayalım. Sizin yorumunuza ne yorumlar yaptığımızı da dinleyememiş olun. İnternetini de alalım kendisini. Bit tabii bilakis. Işıl Kayalı. Evet, kendisi şöyle bir yorumda bulunmuş. Var video izledim ben. Siz de izleyebilirsiniz arkadaşlar. Bakın, D bağlacını ayrı yazmadığı için ne kadar kötü bir Türkçe. Evet. Ne kadar kötü. Yani orada video var falan gibi bir takım ispiklemelere çalışmayı bırak. Buna adı verilir, ispiyonaj adı verilir, casusluk. Evet, bu bizim bayramda yaptığımız video yok videomuzla alakalı. Evet. Biz video yok diyorsak bunu artık bunun tartışmasını yapmak, efendim var falan diye bunu tartışmaya açmak biraz, kusura bakmayın, evet, banlanmanın daniskası, affedersiniz. Evet, banal bir hareket oluyor çünkü. Zaten böyle bir şey demenin şundan farkı yok. Var şurada yeşil şeyler uçuyor ben görüyorum falan gibi bir şey oluyor. Hayret bir şey. Evet, derhal diğer yorumumuza geçelim. Sıradaki banlanacak hanfini Sema Seymen adını taşıyor sevgili izleyiciler. Hoşçakalın. Goodbye. Kapağın açık olması ortama derinlik katıyordu. Seyrederken daralanlar olmuş olabilir. Bu evet, bilinç pilavındaki kapakları kapattık. Çünkü birçok bölümde, ilk 7 bölümde açıktı. Daha sonra kapatarak sizi yine bir sarsalama yoluna gitmiştik. Psikolojide böyledir. Jung ve Freud böyle söylerler. Evet, Jung sarsalaması adını verdiğimiz özel bir sarsalama sistemi kullandık ki. Evet. Ayrıca orada da videoları, pardon, kapakları kapatmamıza rağmen hatırlarsanız sevgili lambiklerimize tıngırdattık. Hatırlıyor musun Cenk'ciğim? Ah sevgili lambiklere tıngırdatmak da Freudizyen bir bakış açısıdır. Lambiklere tıklatınca ansiyete azalır. Ansiyete. Dolayısıyla Sema Hanım psikolojinin P'sinden anlamıyor. Parapsikoloji biliyor mu? Onu da bilmiyoruz. Ayrıca kadraj ve perspektif adını verdiğimiz bilgiden de bir haber. Çünkü kapakların açık kalması derinlik katıyor falan fişman. Bu bir dekorcunun ancak söyleyebileceği bir şey. Siz dekorcu musunuz Sema Hanım? Değil mi Cengil'im? Evet. Bu arada bir sonraki bilinç pilavında o kapaklar açılacak. Çünkü şimdi sizi kapalı kapaklara alıştırdık. Kapalı kaplar kanunu. Daha sonra açık kaplarla tekrar bir sarsalayacağız. Zaten o 8. bölümü, yani bilinç pilavı 8 biter bitmez kapaklar açıldı. Şu an açık ama siz görmüyorsunuz, evet, sevgili izleyiciler. Şimdi Hamit Akgül'ü gönderiyoruz. Evet, kendisine bundan sonra izleyeceği videolarda başarılar diliyoruz. Umarım başka kanallardan banlanmaz, bizim kanalımızdan banlandığı gibi. Ama bu şekilde davrandığı sürece bütün kanallardan banlanacak ve en sonunda interneti elinden alınacaktır diye tahmin ediyorum. Çok güzel tahminler uyduruyorsun izleyicilerimiz için. Bence içeriğin ismi Banteli olsun ve sırıtma işareti. Olacak iş değil. Bizim yaptığımız videolara isim bulmak, atamak, koymak banlanmanın son derece ağır bir versiyonudur diye düşünüyorum. Evet. Yani bize hediye göndersenize desek hiçbir şey yapmazsınız. Ondan sonracıma bize ne bileyim şöyle güzel yarım ekmek kokoreç gönderin desek hiçbir şey yapmazlar. Işte biz burada açlıktan ölsek bir tane bisküvi göndermezler. Bile. Ondan sonra ne olmuş? Video bence ismi şu olsunmuş. Hadi bakayım oradan. Hadi oradan. Bu arada bizim mesela Hamit Akgül şimdi beyefendi oldu, banlandı. Acaba hala bizim izleyicimiz olarak kalıyor mu? Yani kendisine sevgili izleyicimiz Hamit Bey falan diye hitap etmemiz mümkün mü? Asla ve diğer izleyenlerimiz de henüz banlanmamış olanlar da öyle ifade edemezler. Kendisini sadece falan diye böyle yapabilirler. Başka türlü konuşmak da yasak yani. Allah Allah. Banlanmak çok daha ağır bir şey anladığım kadarıyla. Çok iyi bir şey değil yani. Yani insan bunun altından nasıl kalkıyor peki? Yani böylesi bir banlanma. Şimdi mesela şu an kimi? Puran isimli izleyicimizi banlayacağız. Yani ne kadar sürüyor bu travmayı atlatması? Bu travmayı eğer bizim kurslarımıza katılırsa ban travması sonrası post ban travması için gelirse 10 seansla biz kendisini iyileştirebiliriz. Ama kendi başına ben evde hallederim, kendimi iyileşeceğim, çorba yapayım falan demeye kalkarsa seneler sürer. Olmaz o iş. Evet, Puran Beyfini ya da Hanfini de şöyle demiş. Ya Cenk abi. Bak. Bir kere böyle bir hitap direkt banlanma şeysi. Evet. Bobul atma kursu acmayı düşünüyor mu acaba? Yani dikkat ederseniz Türkçe karakterler yok. Yurt dışından programımızı izlemek yasak sevgili izleyiciler. Ya da izliyorsanız da oradan içtiğinize yorum atmayın. Evet. Ya da Türkçe karakterleri yükleyin artık şu klavyenize, Allah kahretmesin. Böbür atma kursu açmayı düşünüyorum acaba. Biz evde kendi imkanlarımızda yapamıyoruz. 7 derste sizde böbür atabilirsiniz gibi. Bak, bir kurs olsa şey. Yine keşke. Sizde böbür atabilirsiniz diye. Yine burada böbür atacakmış. Halbuki D'yi ayrı yazsan. Yazsan doğru okuyacağız ve doğru vurgu olacak. Ne oldu? Bütün cümle çöp. Nasıl konuştum Cenk'ciğim? Beğendin mi? Dinlemedim o sırada ne yazmış olabilirim. Bütün cümle çöp dedim. Bütün cümle çöp. Yani aslında olabilir. Banlamayalım mı? Banlamayabiliriz çünkü böbür atma kursuna gelmeyi kabul eder. Ve ama şimdi herkesi banladığımız bir bölümde bu Beyfini ya da Hanfini'yi banlamazsak bu ona ağır ceza olur diye düşünüyorum. Tam kendini banlamaya hazırlamışken. Hazırladı tabii yani. Şimdi o zaman banlamayalım, daha beter ceza vermiş olalım. Banlamayalım ama o zaman kursa katılma mecburiyeti verelim. Evet, mecburen bu kursa katılacaksınız ve kurs ücretini de şimdi Cenk amcanıza açıklayacak. Evet, bir saatlik bir kurs 10.000 TL. Toplamda 7 demiş, 7 ders 7.000 TL ediyor. 70.000 TL ediyor. Evet, dolayısıyla iyi ki banlamamışız, iyi gelir kaynağı oldu. Oo, mis. Evet, bakalım İpek AG. AG Hanfini. Herhalde. %20'lik gruba ayrı özel program isteriz şeklinde bir isyan, bir tayfa isyanı gibi bir şey var. %20'lik grup kim? İzleyen Hanfinilerin oranı ki en son bakmadım. Belki biraz daha azalmıştır. Belki de çoğalmıştır. Demek ki bu İpek Hanım Hanfini. Hanfini. Kadın programı yapsanıza diyor. Kadın programı mı? Ne var kadın programı? Şeyi çağıralım, Derya Baykal'ı çağıralım. Ne dersin? Yani mesela bizim ip adımıza bir kılıf örsün. İp at kılıfı. Ama şimdi ona da yani kadın programı falan olmaz. Çok seksist olur. Kadın programı öyle şey ama kadın programı erkek programı. Bir de %20'nin izleyeceği bir şeye niye program yapalım? %80 dururken orada. Tabii canım. Biraz ticari düşünün. Evet, direkt banlayalım gitsin İpek Hanım diye düşünüyorum. Aynen öyle. Bence %19 oldunuz. İpek Hanım seksist olduğu için banlıyoruz, yanlış anlamayın. Kadın programı, erkek programı yok, insan programı var. Evet. Uğur Maskar TCK serisi bitti mi? Hasretle bekliyoruz. Bir kere o serisi bitti mi, şu serisi bitti mi gibi sorgular, ifadeler. Evet. Niye bu seriyi devam ettirmez, niye yapmıyorsunuz gibisinden böyle bir cezalandırıcı söylemler. Biraz banlama hak edicisi, evet, olmanızı yani, gerektiriyor. Patronik tavırlar, patronaj kasma dediğimiz hareketler maalesef banlanma sebebidir. Bu arada burada kullandığı emojiyi tarif eder misin Cengil'im? Evet, ama gülümsüyor aynı zamanda. Böyle bir emoji de banlanma sebebidir sevgili izleyiciler. Emoji kullanmak tehlikeli ve yasaktır. Sadece o çok çirkin ve sinirli olan emojiler var. Onları kullanabilirsiniz. Şimdi mesela bu emojiyle ne demeye çalışacağım? Emojiyi kullanmasaydı, onu yazıyla ifade etseydi ne yazması gerekirdi? Yazıyla yazsaydı hasretle bekliyoruz ha falan diyebilirdi. Ha manasına mı geliyor? Evet. Ha yazsa daha güzel. Bu arada bu ne? Bu 7 kişi like basmış buna. Aa. Şimdi TCK bitmedi. Bitse, bir şey bitse biz söyleriz. Bitmediğine göre. Bitmedi mi? Muhtemelen yapmayı unutuyoruzdur. Bence bitmiştir canım. Yani biriniz de şey yapsa, bakın şu hafta şu, bu hafta bu, önümüzdeki hafta da şunları yapsanız diye oraya yazsak bir liste duvara. Mesela liste çıkaran arkadaşlarımız var. Birazdan göreceğiz. Ama işte sadece öyle tek tük ve gereksiz listeler çıkartıyorlar. Bizim işimize yarayan listeler çıkartmıyorsunuz. Yani yardımcı olmayı bırakıyorsunuz, bir de patronluk taslıyorsunuz. O zaman liste çıkarma görevi verelim izleyicilerimize. Ha. Programımızın içeriğiyle ilgili listeler çıkartın. İşte böyle haftalık ders programı gibi listeler çıkartın. Evet. Biraz böyle şey olun. Atik tetik olun. Evet ya, bizim programımızın ofisiyel bölümlerini siz halledin sevgili izleyiciler. Mesela videolardan bazılarını metne dökün, onları altyazı olarak koyalım. Hiç bunlarla ilgilenmeyin. O bitti mi? Antetli kağıt tasarlayın. İşte böyle resmi yazışmalarda falan kullanılmak üzere, değil mi Cenkçiğim? Tabii, klip çekin bir tane. Neyse, başka da iş kasarız size, merak etmeyin sevgili izleyiciler. Ömer Karaduman sıradaki gidici dostumuz. Evet, çaydanlığı almaya gittim, bir şey kaçırdım mı? Bir kere mı ayrı yazılır sondaki, kaçırdım mı? Böyle bir Türkçe yok. Dolayısıyla sanırım o dersi kaçırmışsınız. Çaydanlığı almaya gidince soru ekleri dersi çöpe gitmiş. Evet, onu kaçırmışsınız. Soru işareti dersini de kaçırmışsınız. Üstelik programımızı izlemeden önce çaydanlıktan çayı alın. Ayrıca delikanlı adamın çaydanlığı alması ne demek? Yani bir insan niye gidip çaydanlık alır? Çaydanlığı niye almaya gittin? Yani çaydanlığı mutfaktan mı almaya gitti, yoksa evde çaydanlık bitti de çaydanlık almaya mı gitti? Artı... Hayır yani mutfağa gitmiş belli ki. Evet, ama niye gidiyor? Demek ki çaydanlık yanındayken seyrediyor. Yani bir yandan seyredip bir yandan çay doldurma, o hem tehlikeli hem de iç kasıcı bir iştir sevgili izleyiciler. Evet, yani çayınızın bitmesi durumunda yapmanız gereken hareket şudur. Çay bitti. Bu durumda. Bitti bu. Falan da diyebilirsiniz. Bu bitiyor. Bu durumda bardağınızın hemen dolu hale getirilmesi gerekmektedir. Evet. Bakalım sırada Buse Hışırcı hanfini var. Hiçbir yemeği beğenmiyorlar. Acaba normal zamanda neyle besleniyorlar? What is normal zaman? Şimdi burada bir kere bize hitap etmediği için kimden bahsettiği belli değil. O yüzden banlamayabiliriz. Yani belki de bizden bahsetmiyordur. Başka bir yere yazacağı yorumu bizim videonun altına yazmış olabilir. Ondan dolayı banlayabiliriz. Bence yani şöyle olmuş. Bu lisedeki arkadaşlarıyla tekrar bir reunion yapıp buluşmuşlar. Orada bunlara diyor yani hiçbir yemeği beğenmiyor. Çünkü yeri de bu ayarlamış bence. Şeye başlarken de, o toplaşmaya başlarken çeteyi topluyoruz falan gibisinden bir mesajla yeni bir grup kurmuş. Şu an tüylerim diken diken oldu. Yeni, bu arada Cenk amcanız lise taifesinin kurduğu yeni, işte şu mezunları, şu sınıfı gruplarını çok sever sevgili izleyiciler. En bayıldığım şeydir. Bunu ama oluyor da bize diyorsa, burada normal zaman nedir? Bizim videodaki zaman anormal bir zaman mı? Biz o videoyu o zamanda çekmiş ve yayınlıyorsak normal zaman o video için odur sevgili izleyiciler. Evet. Bizim şanssızlığımız bize gelen yemeklerin Haldun'dan geliyor olması. Eğer Haldun'dan değil, aranızdaki başka bir arkadaş bize mantı gönderdi, biz yedik, beğenmedik. Tamam, bize laf et. Her lafı söyle. Tamam. O zaman hakkın. Ama buraya bir tek şey göndermemişsin. Bir dilim ekmek göndermemişsin. Hı. Yok efendim, hiçbir yediklerini beğenmiyorum. Normal zamanda ne yiyorlar acaba? Ne oldu, bu bir mesaj silsilesi gelmiş. Bir şeylik var. Eren Ozman. Evet. Ozman Eren. O zaman anlamında. Bir sakatlık çıkacak diye korku filmi gibi izledim. Tam kazasız belasız atlattık derken son saniyede Erdem Bey kesilmenin eşiğinden döndü. Geçmiş olsun diyoruz. Haftaya da şarjöre mermi nasıl basılır, kafadaki elma nasıl vurulur videosu bekliyoruz. Canlı yayın olsun ama lütfen. Bir kere buyurgan bir üslup olmamış. Bu banlanma şeysi sebebidir. Banlanma sebebi. 55 kişi beğenmiş. Bu da ayrı bir banlanma sebebi. O 55 kişiyi bir bulsam YouTube şuna bir izin verse. Kendi basmıştır. 55 kere kendisi bassa olmuyor mu? 55 kere kendi basabiliyor. Çünkü 55 çok tılsımlı bir rakam. Yani ben o bir taneyi basıyorlar, onu biliyorum ama kim 55 kere basacak kadar farklı hesabı var. Yalnız. Evet ve Öktem Klinik'te yaklaşık 80 tane parantez koymuş. Bak bu iyiydi demiş. İyiydi. Oradaki Y kaynaştırma harfi eksik. Evet. O olmamış. Ayrıca benim videonun sonunda kesiliyor olmam falan. Bunlar tabii izlediğiniz her şeye inanmanız da doğru değil. Biz burada bunlar biliyorsunuz sevgili izleyiciler, beyaz perde, sahne sanatları, göz boyama, bir nevi sihirgazlık. Sihirgazlık, hokkabazlık. Dolayısıyla burada zaten herhangi bir Erdem amcanızın o bıçakla oynama sahnesi. Zaten bir kere o bıçak değil. 6 tane burada zaten dublör hazırdı. Evet. Herhangi bir şekilde. Ama dublörleri orada bekletmiyormuşuz. Meğersem dublör yapıyormuş Erdem Bey'in yaptığını. Onu biz sonra öğrendik. Ben o gün bir işim vardı sevgili izleyiciler. Aslında gelmemiştim. Neyse. Şimdi ikisi de mi gitti yani? Ökten Bey'i de banladık mı? Gitti. O 55 kişiyi de bulsam onlar da gidecekti. Onlar ama da tek tek bu videonun altına ben de o 55 kişiden biriyim diye yazarlarsa onları da banlarız sevgili izleyiciler. Şarjöre mermi basma videosu olmaz. Kafadaki elma vurma da olmaz ama şey videosu olabilir. Lavabo açla yüz yıkama mesela. Şey olabilir mesela, bu av tüfeği sökme takma videosu olabilir. Ben gözü kapalı söker takarım. Ondan sonra ama silah gösterdikten sonra patlatman lazım. Onu ne yapacaksın? Biraz brehtiyen bir söylem oldu ama. Saçma bir söylem, kusura bakmayınız. Ya tamam, buradan dan diye ateş edersin. Yani o duvarı dersen bir şey olmaz. Tamam. Yani. Evet. Mass Hypnosis. Mass Hypnosis ismi kendisini tanımayalım ve banlamayalım diye konmuş ama yemezler sevgili izleyiciler. Yemezler, zaten avatarı da bir dilim pizza. Onu da yemezler. Evet, bir dilim olduğu için. Tabii canım. Şimdi burada bir liste var. Üstadlarımın izniyle playlisti yazıya döküyorum demiş. Burada hangi videoya konmuş bu playlist? Bu bizim ta yani 1,5-2 sene evvel yaptığımız canlı yayınlardan bir tanesinde Rapcam, Cenk Erdem pazarlama olarak Rapcam nedir onu tanıtmışız. Fakat Rapcam'in ne olduğunu şu an hatırlamadığım için. Rapçileri çeken kamera olabilir. Yani ya da rap yapan kamera mı olabilir? Rap yapan kamera da olabilir. Ayrıca buradaki listeyi biz bir arkadaşımızın radyo programı için yapıp göndermiştik. 80'lerdeki sevdiğimiz rock şarkıları bağlamında, hard rock, heavy metal tarzı. Bu arkadaşı niye banlıyoruz? Bir sebebimiz var mı, yoksa zaten canımız istediği? Banlamayabiliriz yani, bilmiyorum. Önce bir listeyi doğru yapmış mı onu bir okuyalım. Evet, eğer yanlış varsa banlarız. Üstadlarımın izniyle playlisti yazıya döküyorum. Aferin, bak bunu banlamayalım, upgrade edelim kendisini. Evet, üstelik üstadlar, izin falan kelimelerini de kullanmış. Kendisini general olarak vasıflandırıyor. Evet. Listede şöyle: Thunder in a Broken Dream. Very English. Yeah. Thunder in a Broken Dream. Thunder oldukça aslında Apache ve varoş bir İngiliz grubudur. Sözleri felakettir ama şarkı güzeldi ama iyi çığırıyor. Ne yapalım? The Cult abimiz, severiz kendisini. Fire Woman adını verdiğimiz bir şarkısı vardı. Daha doğrusu o ismi biz vermedik aslında şarkıya. Evet. Ateş Kadın. Finger in a Time to Surrender diye saçma yani bakkal bir evet. Şarkı. Öyle şarkı bu arada. Ağır varoş içerir, onu söyleyelim yani. Queen's Rye, bunların da solisti varoştur. Queen's Rye, The Whisper. Ama şeyden muhteşem bir şarkıdır, evet. Onu da söyleyelim. İyi söyler, ne yapacaklar? Evet. Mırbik, Daddy Brother Lover Little Boy. I'm your daddy, your brother, your lover and your little boy. Evet, bu da galdır galdır güzel söylenmiş bir şarkı. White Snake, meşhur Amerika'nın İzzet Altın Meşesi, evet. David Coverdale amcamız. Frying in the rain, yani yağmurda kızarıyorum. Yağmurda yağsız kızartma. Sadece yağmur suyuyla. Crying in the rain. Megadeth abimiz Angry again. Sevgili izleyiciler. Biz radyoculukta pek çok ilki imza attığımız için her programda bir ara kampanya başlatmıştık. Her program girişinde Angry Again çalıyorduk. Evet, yani o gün de sinirli olduğumuzu anlatmaya çalışıyorduk sevgili izleyiciler. Ama yönetim bir şey demiyordu. Onlar da dinlemiyordu herhalde. Yönetimler dinlemezler zaten. Adam bütün gün radyomu dinleyecek, deli mi? Fatih No More. Evet. Oo. Fatih No More, Midlife Crisis. Bunlardan niye bunu seçmişiz? Bunu dünya kadar daha ama seçememişizdir kesin. Bari Midlife Crisis olsun demişizdir. Olabilir yani, bir de o programda çalınabilecek yumuşaklıkta bir şarkı olabilir. Alice in Chains. Danny Naho adlı bir Kızılderili ya da Down in a Hole da diyebiliriz. Evet. Cinderella, Nobody's Fool, Nobody's Fool. Cinderella, yeah. Varoş'tan da öte ağır yani arabesk. Varoş'tan öte ne oluyor? Neyse, Badlands, Rumbling Train. Evet, solisti ölmüştür ama çok iyi söylerdi adam. Bonus, Iron Maiden, Dance of Death. Bunu kendi mi koyuyor? Kendisi işte şimdi ama atılacak o zaman. Direkt banlıyoruz. Son saniyeye kadar dayandı ama sonunda banlanmayı hak etti. Biz böyle bir şey dememişizdir değil mi? Yok, mümkün değil. Ben hayatta Iron Maiden demem zaten. Hiç sevmem kendimi. Steve Harris çok selam söyledi. Dıngıdı 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 yaptı sana. Şu evet. Ağzınızla yaptığınız bir yere bir şey oturtma yahut onu konumlandırma sesi olan sesini nasıl yapıyoruz? O Fransızca ver. Şey mi diyorum? Olabilir, evet. Bir yere oturtma, bir şey konumlandırma değil ama direkt şişe açma sesidir sevgili izleyiciler. Bunu ama bunu demiyor herhalde, çünkü bunu yazsa bu kelimelere, harflere çlaps şeklinde falan dökülür. Çlops. O zaman neyi anlattığını, yani neyi anlatmak istediğini doğru düzgün anlatamadığı için banlayabiliriz yani, ya da ha, banlamayalım, bir daha bir şans daha verelim bakalım anlatabilecek. Bir tane like var, kendini likelamış. 0-100'den bile banlayabiliriz aslında. Bu neydi? 26 Furkan Yavuz. Furkan Yavuz doğru düzgün bize anlatmaya çalışsın ya da işte o videodan bir hangi saniye, nerede, ne, onu şey yapsın. Eğer doğru yazabilirse o zaman banlamayız. Ama şu an itibariyle banlamayı hak ediyor. Bu arada bunu nasıl yapıyoruz? Sevgili alt dodağımızı, sevgili dişlerimize... Ki sevgili olmasına dikkat ediyoruz dişlerimizin. İnanılmaz bir vakum sistemiyle yapıştırıyoruz ve daha sonra bıraktığımız zaman o ses çıkıyor. Bir uygulama alabilir miyim? Evet, gerçekten Cenk amcanızın benden öğrenip üstatlaştığı bir harekettir kendisi. Ama tebrik ediyorum. Ama ben sormamıştım yani, bu hareketi yapmıştı. Şöyle şöyle yapıyorsun değil mi dediğimde çok şaşırmış ve anında yapmama inanılmaz bir kulak. Harikasın, duyduğun her şeyin sesini çıkarabiliyorsun demiş ve ellerimi öpmüştü. Cenk amcanız o zamana kadar sadece 3 ses çıkarabiliyordu sevgili izleyiciler. Evet, evet, böylece... bu kadarcık insanı atıyoruz. Bugün herkesi, ya okuduklarımızı attık. Bugünkü videomuzun altına gelenleri de sonra irdeleriz, olur mu Cengil'im? Onları da o zaman atarız. Bir sonraki videomuzda aslında bir şalanj yapalım. 50 kişi atma videosu. Aa, şalanj. Yani, bakalım ne kadar, ama bir videoda en fazla kaç kişi atacağız? Ama 50 kişi atana kadar biz burada baygınlık geçiririz. Biz banlanırız. Neyse, bu videomuzun altına bir takım ödevler verdik, sorular sorduk. Onları cevaplayın sevgili izleyiciler. Bu arada siz banlanmasını istediğiniz bir arkadaşınız falan varsa onun ismini bize söyleyerek bizim işimizi kolaylaştırabilirsiniz. Bunu bu da kesinlikle banlayın. İspik değildir. İspik değil, çünkü şu sebepten dolayı bunu banlamalısınız diye hani öneride de bulunabilirsiniz sevgili izleyiciler. Bu arada demin söylediğimiz işleri yapmayı unutmayın. Yani videoların seslerini metne dökmek falan filan gibisinden. Ban. Ban ban. Müebbetinden, muhabbetinden, koy bir de suyundan. Müebbetinden, muhabbetinden, koy bir de suyundan. Müebbetinden, muhabbetinden, koy bir de suyundan.